Arkadaşlar bugün size değişik bir kahvaltı fikriyle geldim. Mantarlı yumurta yapıp yiyeceğim inşallah. 4 tane mantar kullanacağım ben. 2 yumurta için yeterli bir miktar. Mantarları yıkamadan zaten pis gözükmüyor. Dışındaki karalık gitsin diye bu dış kabuğunu, zarını güzel güzel soyuyorum. Hiçbir şey kalmıyor zaten. Tamamıyla temizleniyor. Bir de uç kısımlarını, o sapın kopan kısmını kesiyorum. Temizliğim bu oluyor açıkçası. Bu mantarın, e, la ilgili bildiklerimi de size aktarmak istiyorum. Özellikle spor yapanlar için kas kütlesini artıran bir sebze olduğu için proteini yüksek bir besin e, ve kullanılmasını tavsiye ediyorlar bu nedenle sporcular için de. Yumurta da aynı şekilde proteini yüksek bir gıda. Yüksek miktarda antioksidan içeriyor. E, bu nedenle de vücudundaki zararlı maddelerden arındırıyor. Hatta kanserle mücadele ettiği söyleniyor. Bunları bu şekilde e, tek tek ayıklayıp böyle bembeyaz olunca zaten hani yıkamaya gerek görmüyor insan. Bir de kararmıyor. Su değdiği zaman kararma yapıyor. Onu da biliyorsunuzdur. Benim en çok bunu tüketmek istememin sebebi e, D vitaminim. Benim de kızımın da çok düşük olduğu için D vitamini açısından çok istiyorum. Bugün güneş yoktu. Yapamadım. Ama bunu e, mantarları böyle 15-20 dakika güneşte bekletip o şekilde pişirdiğimizde daha D vitamini yükseliyor. emilimi arttığı söyleniyor. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. İçeriğinde e, çoğu sebze gibi yüksek miktarda lif bulunuyor. E, lif ne yapıyor? Bizi tok tutuyor. E, şu 16 saat açlık yaptığım 2 öğün tükettiğim zamanlarda mesela arada hiçbir şey yemiyorum artık. Böyle zamanlarda dolu dolu bir kahvaltı yapmam benim için iyi oluyor. Aslında daha küp küp daha küçük de doğrayabilirdim ama böyle tabakta şık görünsün diye böyle tüm doğramayı tercih ettim bu defa. Bu mantarın diğer sebzelerden ayrılan bir özelliği de şu oluyormuş. Yüksek miktarda selenyum içeriyor. Bağışıklığı kuvvetlendirmesini sağlayan ve içerisindeki antioksidan seviyesinin yüksek olmasının sebebi de bu selenyummuş esas. Boş boş mantar doğramakla birlikte doğrulamayıp size böyle bilgiler de vermek istedim. Ve D vitamini dışında bunu da biliyordum. B vitamini var içerisinde. Bu da bizim bilişsel aktivitelerimizin güçlenmesine yardımcı oluyormuş. Yani mantar mevsiminde tüketmemiz gereken sebzelerden birisi. Yani birkaç yıldır böyle bizim de mutfağımıza girmiş düzenli olarak yaptığımız bir sebzedir kendisi. zeytinyağında sadece zeytinyağında kavuruyorum biraz tuz attım tuzu fazla çekmedi galiba siz benim yaptığım hatayı yapmayın tuzu biraz fazla kaçtı bugün benim tüpüm bitmişti <laughs> böyle küçük tüp de yapıyorum size bu mantarlar ilk defa ben bu şekilde yani mantar yemeği dışında yumurta için yapıyorum Suyunu saldı, yemek yaparken de oluyor. ya. Aynı şekilde suyunu saldı. Suyunu saldığı için o çekene kadar iyice bekledim. Çok güzel pişmişti. iyice yumuşamıştı. İki yumurta kırıyorum. Ee, bu benim yani günlük yediğim yumurta. Peyniri zaten tamamıyla bıraktığım için yumurtayı da düşürmedim yumurta miktarında. Çok soru geliyor sizden. Bu baharat karışımı ben sürekli söyleyeyim artık her videoda yapacak bir şey yok. Şu önde gördüğünüz turuncu karışımın içerisinde zencefil ve karabiber az. Ee, yani oranlamasına bakarsak dörtte bir diyebiliriz. Ee, kimyon ve zerdeçal da bol miktarda bulunan bir karışım. Dört baharat var içerisinde. Özellikle yumurtalı patatesli karışımlara çok yakışıyor. Ama ben her şeye koyuyorum neredeyse mercimek çorbasına falan çok yakışıyor. Ama tabi damak tadı çok şifalı bir baharat. Fakat deneyip önce kendiniz ona göre kararınızı verin. Bizim evde bile biz çok seviyoruz Ayşe ile. Ama dayımız sevmiyor mesela. O yüzden siz az bir şey yapıp deneyip ondan sonra bir kavanoz hazırlayabilirsiniz. Şöyle size suyunu göstermeye çalıştım. bayağı su bıraktı ilk aşamada. Bu suyunu çekene kadar bunu iyice pişiriyorum yumurtam sulu sulu olsun istemedim. Yemekte suyunu biraz bırakabiliyorum ama bunu da bırakmadım. Lezzeti çok güzel oluyor. Ayşe de çok beğeniyor mantarı zaten. Ama mantarlı yumurta olarak ben Ayşe'ye daha önce yaptım. Kendime yapmamıştım. İlk defa ben oturup yedim açıkçası. 2 tane yumurtayı iyice çırpıp baharatlarla iyice özleşmesini sağladıktan sonra mantarın üzerine direkt döktüm. Biraz bekletiyorum. Direkt karıştırmadım. Omlet tarzı olsun diye. Yumurtayı zaten hiçbir yumurta çeşidinde Ayşe de bende cıvık sevmiyoruz iyice pişmesi gerekiyor. Ee, ve bu omlet ağır ağır omlet tarzı piştiği zaman daha iyi oluyor. Şu an biraz bekleseydim iyi olurdu. Tam çeviremedim ama hepsi ters düz edebildim yani yine ki parça parça da olsa. Küçük tüp olduğu için altını yakarım diye korktum aslında. Diğer tüpümüzde altını iyice kıstığım zaman ayarlayabiliyordum onu kısık kısık pişiyordu tam omlet gibi çevirebiliyordum evet gayet e, doyurucu ve çok güzel bir şifa kaynağı kahvaltı e, çer, çeşit oluyor bence bu Şimdi size tabağımı da göstereceğim zaten ee, bunu sadece böyle yiyip de doyabilirsiniz belki ama bana bu bile yetersiz geliyor şu an çok kilolu olduğum için ee, kahvaltı tabağımı da sizinle paylaşmak istiyorum burada yumurtanın etrafına sebze veya meyve ile şenlendirebiliyorum kesinlikle size de tavsiye ederim eğer damak tadınıza uyuyorsa uymuyorsa bile zamanla alışabilirsiniz bence çünkü Pancar bizim 3-5 yıl öncesinde mutfağımıza hiç girmeyen bir sebzeydi. Ama şu an eksik etmiyoruz. Pancar olmadığı zaman evde büyük eksiklik oluyor benim için. Omletimin yanına bir tane yumurta pancarı haşladım. Onu dilimleyip koyacağım. Portakal koyuyorum. Portakal hem C vitamini olsun hem de böyle kahvaltının sonunda meyve yemeyi çok seviyorum ben. Elma olur, portakal olur zaten ara öğünde yapmadığım için başka yerde yiyemiyorum meyveyi kahvaltıda yiyorum Pancarı bu peçeteyle kuruladığımı özellikle göstermek istiyorum. Yıkadıktan sonra kıpkırmızı suyu akıyor her yere. Ee, keserken de zor oluyor baya. Baya zorlu bir sebze kendisi. Yani sevenin uğraşacağı bir sebze. Ben de çok sevdiğim her defasında söylüyorum zaten. Elimde doğramamamın sebebi bir kazaya sebebiyet vermesin. Gerçekten çok sert bir sebze olduğu için ee, bıçağı zapt etmesi zor olabiliyor. Böyle çok üzerine çıkacak çıkmayacak şekilde çok az su ile 5-10 dakika bir haşlıyorum. Yani tam böyle hamur haline getirmiyorum bunu. Diri kalıyor. Arada da şöyle bugün Ayşe'nin kahvaltısı ee, sıkmaydı. Dün anneannemiz e, teyzemizin derneği var İşte orada sıkma şöleni vardı. Ona gitmişti. Oradan getirmiş. 7 tane siyah zeytinim 4-5 dilim portakal bir dilim Ayşe'den aldım sonradan ee, pancarım daha fazla oldu pancarımı da arttırdım 7-8 dilim oldu pancar böyle kahvaltı tabağım bugünlük bu kadar ee, biz tabağımıza ne kadar emek verirsek inşallah o da bizi daha çok doyuracak diye düşünüyorum gözümüzde doyuyor midemizde doyuyor böylelikle Kahvaltım bu şekilde mantarlı omletin yanında size fikir olsun diye tabağımı da paylaşmak istedim. Böylelikle tabağımızda protein, sebze, meyve, yağ olarak her şey bulunmuş oluyor. Ee, i̇nşallah daha faydalı bir tabak haline dönüştürüyoruz. Ee, çok çok teşekkür ederim. Yapıp beğenirseniz bana da haber verirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.